Orzat'tan herkese merhabalar. Yeni rotamızda çöl tarafında Marrakeş'in güney kısmındaki en güzel yerlerden bir tanesi olan Orzat var. Burası özellikle son zamanlarda Game of Thrones'la birlikte iyice popüler hale gelen bir turizm merkezi. Şu anda bulunduğumuz yerde Karan Palace Hotel. Bugün burada kalacağız. Şu anda arkamda gördüğünüz bu iki katlı yapıların içinde odalar var. Bayağı büyük bir yer burası. Özellikle kafileler, aileler burada kalmayı tercih ediyor. Riyad Orzat'ta çok fazla yok ya da olanlar da biraz böyle sıradan ama böyle oteller, İbis gibi, No Otel gibi birçok otel de var ama buralarda. Özellikle biz burayı tercih ettik. Gayet de güzel bir otel. Kocaman da bir havuzu var. Özellikle havalar biraz daha sıcak olduğu zaman gelip burada şöyle bir yerde yüzme keyfi de yaşayabilirsiniz. Sabah kahvaltısı konseptiyle çalışıyor ama dileyenler akşam yemeği de yiyebilirler burada. Restoranı var. Onun dışında çok güzel böyle bakın Endülüs havası esen böyle küçük odaları. İşte bakın şurada karşıda gördüğünüz küçük yüzme havuzuyla birlikte böyle bir Endülüs havası esiyor burada yürürken. Kocaman palmiye ağaçlarının ortasında kalıyorsunuz. Odalar böyle bayağı büyük, geniş, klimalı. Bir sıkıntı yok onda çünkü böyle Nisan ayından sonra buralar bayağı bir soğuk oluyor. Sıcak oluyor. O yüzden klimaya çok ihtiyacınız var. Riyadlar Orzat'ta çok fazla olmadığı için böyle yerler daha bir popüler oluyor burada. Bugün buradan sonra Atlas Stüdyoları başta olmak üzere bir de Ayn bin Haddadi adı verilen diğer meşhur köye gideceğiz. Orzat'ta görmeniz gereken o bu iki muhteşem yeri ve Kasbah Talio diye adı verilen Orzat'ın içine bulunan eski bölgeyi de ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Bu video biraz böyle kültür turizminin ve gezecek yerlerle dolu dolu bir video olacak. Oteli de gördükten sonra videoları da izlediniz. Artık yola çıkabiliriz. Orzat'a gitmeden önce arkadaşlar Ambihil Kalesi'ne uğradık. Burası Orzat'a yaklaşık 1 saat uzaklıkta bu bölgedeki en büyük kale. Arkamda gördüğünüz berberi mimarisi harikası tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Şu anda içeriye giriş 40 dirhem yani aşağı yukarı 4 dolara içeriye girip gezebiliyorsunuz. Bizim çok vaktimiz yok içeri girmeyeceğiz çünkü şu an saat artık 3'e gelmeye başladı. Orzat'a ve Atlas stüdyolarına gitmek istiyoruz ve Orzat'a zaten bu mimari bol bol görebiliyorsunuz. Burada bir restoran da var. Hani gelip burada molanızı verip kaleyi de gezebilirsiniz. Panoramik bir gezi de yapabilirsiniz. Fotoğraflarınızı çekip sonra yemeğe devam edebilirsiniz. Karşısı böyle çok güzel palmiye küçük ormanları da var. Burası da böyle bir yer dediğim gibi. Şimdi birazdan Orzat'ta görüşürüz. Orzat'a geldik arkadaşlar. Buradaki en önemli yer Atlas Stüdyoları. Hollywood'un birçok filmi, Gladiator, Cennetin Krallığı, Asterix, Obelix gibi 20'den fazla film bu stüdyolarda çekilmiş arkadaşlar. Buraya 80 dirhem karşılığında stüdyolara girebiliyorsunuz. 40 dirhem karşılığında da Cennetin Krallığı'nın kendine özel setine girebiliyorsunuz. Ama 20 dakikada bir rehberler eşliğinde gezmeniz gerekiyor. Yaklaşık 45 dakikalık bir sizi tur attırıyorlar. Onun dışında bireysel gezemiyorsunuz. Size tek tek nerede ne kullanıldığını anlatıyor. Mesela bakın şu arkamda gördüğünüz otobüs Prison Break'teki yolcuların, daha doğrusu mahkumların taşınması için kullanılan otobüsmüş. Yanındaki gemi Vikings dizisinin, Netflix'teki Vikings dizisinin gemilerinden bir tanesiymiş. Black Hawk Down filminin Somali'de gerçekleşen, işte Somali diye anlatılan yerin burada yine çekilmiş. Bakın arkadaki asker araçları. Bu da başka bir filmde kullanılan Michael Douglas'ın bir filmi için unuttum. Oradaki uçaklardan biri. Bunları tek tek görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir nevi aslında İstanbul'daki, bir nevi aslında Los Angeles'taki Hollywood stüdyolarının bir nevi küçüğündeyiz şu anda. Mesela yine burada bazı filmleri yine gösteriyorlar. Bakın Asterix ve Obelix, Tepenin Gözleri ikinci filmi, Kundun, The Way Back filmi. Bu da yeni filmlerden bir tanesiydi. Bu da Atlas Stüdyosu'nda. James Bond'un eski filmlerinden biri The Living Daylights filmi. Onun dışında The Bible filmi ve Gladiator gördüğünüz gibi bu stüdyolarda çekilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diğer stüdyoya geldik. Burada da Mısır'da yine Mısır temalı Mumya filminin çekildiği yerler arkadaşlar. Onun az önceki kısmı da zaten hapishane kısmını çekmiştik. Burada böyle devasa bir Karnak Tapınağı gibi bir yer yapmışlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi
rehberimiz bize burayı anlatacak. Sonra anlatmaya devam edeceğim size. Burası da Aladdin ve Prince of Persia filminin çekildiği kısım arkadaşlar. Burayı da kullanmışlar. Böyle bölüm bölüm bütün filmlerin çekildiği yerleri görebiliyorsunuz. Bu da Herkül'ün çekildiği kısım arkadaşlar. Son Herkül filminin çekildiği platformda burası. Burası da Gladiator ve Black Hawk Down filminin pazar sahnelerinin çekildiği yer arkadaşlar. Orzat gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda şehir merkezinin birazcık dışında, hatta çok dışına denemez, suburb dediğimiz kısımlarda bulunan Kasbah Tiruart'a geldik. Burası da biraz daha Jeddah dediğimiz Yahudilerin yoğun olarak yaşamış olduğu bir bölgeymiş eskiden. Şu anda böyle çamurlu, o berberi evlerinin çamurdan yapılan mimarileriyle ya da kilden, topraktan yapılan evlerin arasında yolumuza devam ediyoruz. Şu anda bakın gördüğünüz gibi böyle labirent gibi sokaklar var. Burada hemen arkamda mesela bir sinagog var. Buradan böyle yürüyerek sokakları keşfedeceksiniz. Benim en sevdiğim şey böyle tek başına ya da işte yanındaki arkadaşların herhangi bir rehber olmadan gezmek. Çünkü arkamda sürekli böyle bir 5 mada, 5 dinara işte size rehberlik yapabilir miyiz diyenler oluyor. Böyle bir git kardeş artık yeter diyorsun yani. Sürekli bir bahşiş isteyenler falan. O yüzden böyle onlardan kurtulup kendimizi sokaklara attık. İşte şu anda bu sokaklarda gezdikten sonra asıl bu Orzat'ın en önemli yeri olan Ait Min Adadu adı verilen kasabaya yarın sabah gideceğiz. Çünkü şu anda artık ortalık yavaş yavaş kararıyor. Orayı böyle yarın güzel bir saatte görmek istiyoruz. Şu anda da işte sokakları keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölgede sinagoglar da var. Jeddah dediğimiz aslında Yahudiler bölgesine deniyor. Bakın sinagoglardan bir tanesi de burası. İçeri girip görebilirsiniz içeriye nasıl bir şey olduğunu. Bakın şu anda dar sokaklar. Burası küçük bir sinagog. Şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen yolun kenarındaki park yerlerinden birine girin. Orada zaten yine bahşiş vereceksiniz. Sonrasında bu sokaktan aşağı doğru köyün işte asıl o bildiğimiz o kale kısmına doğru bu yoldan aşağı doğru iniyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar Ait Min Haddadu'nun sokakları. Burası Arabistan. Lawrence filminin de çekildiği bir yer. Birazdan bu bilgileri vereceğim. Şu anda bulunduğumuz sokaklarda burada böyle tamamen o 300-400 yıl öncesindeki aynen dokuyu korunmuş bir sokaklar ve buradan yürürken de kendinizi o tarihin derinliklerinde hissediyorsunuz. Çamur ve ahşap mimarisi bu bütün evler yapılmış ve sürekli ağır bir yağmur yağdığı zaman bu evler de çökme ya da yok olma riski olduğu için sürekli burada bir bakıma muhtaçlar ve sürekli bir bakım yapılıyor. 1987 yılında da bu köy UNESCO Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi. O yüzden şu anda Fas'taki en önemli köy diyebiliriz burası için. Şimdi biz tepeye doğru asıl kalenin bulunduğu ve 360 derecelik panoramik manzarayı görebileceğiniz yere doğru çıkıyoruz. Burası ile ilgili şöyle bir uyarı yapayım. Birçok ev var aslında. Böyle küçük küçük kalelerin birleştiği bir yer. Her bir kaleyi de birisi almış. Ve içeriye her birisi muhteşem manzaram var diye, muhteşem var manzaram var diye sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Ve 1 dolar gibi kişi başı ücretle bu evlere girip tepeden bakmanızı istiyorlar. Ama tavsiyem en üstteki kaleye kadar hiçbirine girmenize gerek yok. En üsttekine girdikten sonra zaten manzarayı göreceksiniz. Ve şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar meşhur Ait Min Haddadu kasabası, köyü diyelim. Burası 18. yüzyıl öncesi Fas mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Fas'a gelen turistlerin hepsinin mutlaka uğradığı, burada fotoğraflar çekip gezdiği yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde artık bu kasabanın ya da köyün en üst kısmındaki kalenin bulunduğu kısım. Burada 360 derecelik panoramik bir manzara var. Hem Fas'ın o çöllerini hem işte bu güzel bir nevi bahayı, vadiyi görebiliyorsunuz. Köylere de böyle, köy evlerine de böyle artık yukarıdan bu şekilde görebiliyorsunuz.
Gerçekten şu anda hayallerimden birine daha kavuşmuş oldum. Çünkü geçen sefer Fas'a geldiğim zaman bu tarafa gelememiştim ama şu an geldim. Çok mutluyum. Yani buraya kadar ücretsiz olarak gelebiliyorsunuz. Sadece bazı, bakın şu aşağıda gördükleriniz her biri küçük kaleler. Muhtemelen o zaman bir aşiretlerin kendilerine ait olan ya da Berberi ailelerinin kendilerine ait olan küçük kaleleri. Onlara girmek isterseniz 10 mad gibi, yani 1 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz ama onun dışında herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Burası aynı zamanda ahşap ve çamur kullanarak bütün evler yapılmış. Yani Fas mimarisi tekniği tamamen kullanılmış. Şu anda dediğim gibi artık manzaranın tadına çıkardıktan sonra Marrakeş'e doğru devam edeceğiz. Birazdan da sokaklarda size burayı biraz daha anlatacağım. Gerçekten çok heyecan verici yer. Eğer Fas'a gelirseniz bir gününüzü mutlaka burayı ve Orzazit'i gezmeye ayırın. Burayı karşıdan çekmek çok önemli. O yüzden biraz zorlu bir yoldan hemen köprünün aşağısına inin. Köprünün yanındaki yoldan inin. Şu patikadan, bakın şöyle bir patikadan Mirayla da biz indik, yürüyebiliyoruz. Çok kötü değil. Sadece yağışta yürümeyin, kaygan olabilir. Karşısına doğru devam ediyoruz. En güzel açıyı yakalamak için. Çünkü köyün içerisinden karşıdan çekemiyorsunuz. Yukarıdan panoramik çekebildiğiniz için mecburen nehrin bu tarafına geçmeniz lazım. Ve geldik bu gezimizin de sonuna arkadaşlar. En çok görmek istediğim köylerden birini daha gördüm. Şu anda Eyüp bin Haddaun'un karşısına geçtik ve bu manzarayı böyle karşısına izlemek istedik. Mira olmasaydı şu tepeye çıkacaktık arkadaşlar. Size tavsiyem o en güzel açıdan fotoğraflar şu tepeden çekiliyor. Oraya da köyün içinden bir yoldan geçebiliyorsunuz. Biz biraz küçük bir patikadan, çamurlu bir patikadan geçerek bu kısma geldik. Buradan da gayet güzel fotoğraflar var. Ve güneş karşıdan da vurduğu için şu an görüntüler güzel çıkıyor. Bir sonraki durağımız da Marrakeş olacak. Dünyanın en ünlü turizm şehirlerinden bir tanesi, Fas'ın en ünlü, en çok turist çeken şehrine gideceğiz bugün. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.